Ayasofya'nın içindeki hat yazılarının özelliği nedir hocam? Şimdi o, evet, bu yazılar Kazasker Mustafa İzzet Efendi isimli bir, bakın şurada da imzası vardır. Evet. Kendi imzasını oraya atmıştır. Bu hat yazıları buranın camileşmeye başlamasından sonra buraya yapılan kale biçimindeki yazıların düzenlenmesiyle buraya konulmuştur. 1934 yılında burası müze olmaya kararlaştırıldığında bunlar buradan çıkartılıp kapıdan dışarıya çıkartılacakken kapıdan çıkmadıkları anlaşılmıştır. Neden biliyor musunuz? Neden hocam? Dikkat! Şu an görmüş olduğumuz bu lafızlar, Ayasofya'nın duvarlarında bulunan bu lafızlar Ayasofya'nın büyüklüğünün önünde küçük kalıyorlar ama dikkat! İslam dünyasının gelmiş geçmiş Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük hat yazıları bunlardır. Öyle mi? Bizim bu anlamda bir dünya rekorumuz vardır. Dünyadaki bütün Müslümanların içinde bulunan en büyük hat yazılarını görüyoruz. Çıkartamamışlar. Çıkartamayınca yerine geri koymuşlar, takmışlar. İzzet Efendi sanki buranın bir gün müze olacağını anlamış. Anlamış gibi, evet. Kapıdan daha büyük yapmış sanki. Öyle bir şey yok. Yani sanki öyle ve bunlar büyüklükleri sayesinde hala burada duruyorlar.